7 Kasım 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Deli numarasına yatan Engin Ardıç. Konferans salonunda 3 uzun saat sanayileşme, şehirleşme, sağcılık ve sonuçları ve üretim ve milli irade, tarih felsefesi, bilim ve yakın tarihi ötümü yırtarak avaz avaz anlatıyorum. Nihayet soru faslına geçtik. Buyurun sorularınız. Yapılı, pek de yakışıklı ve kravatlı bir arkadaş sordu. Hocam çok güzel konuştunuz. Sağ olun. Sorum şu: Said Nursi Hazretlerinin mezarı Vatikan'da diyorlar. Doğru mu? İkinci sorum, seçimlerde kime oy vereceğiz? Başımdan kaynar sular döküldü. Soru bu mudur? Kafa bu mudur? Cevap verdim. Arkadaşım birinci sorunun cevabı ikinci soruda yatıyor. Sen aman kimseye oy verme. Anlata anlata bitiremediğimiz felaket ve travma karşısında memleketin hali işte ortada. Soracağın soru bu mudur? Sen git Mehmetçik nerede yatıyor onu merak et. Yani az mı yersin çok mu çocuğa giriştim. Bu kafaya bir şey anlatmak mümkün mü? Bilim, sanat, tarih, felsefesi, yakın tarih, cumhuriyet değerleri ve milli bağımsızlık gibi çarpıcı kısa anekdotlarla ne zaman bir konuşma yapsam peşinden gelen soru, Sebataylar, masonluk, Yahudi uşakları. Anlattığım konularla bunların ne alakası var? Birikimimize, emeğimize yazık. Yolculuk için verdiğimiz uçak parasına yazık. Kafa gitmiş, tımarhanede konuşuyoruz. Bir iki gün geçti. Başka bir yerde konuştum. Ancak bu sefer başından tembih ettim. Bu tür sorular gelirse fena ekleri çekerim diye. Anladığım şu, birileri zamanında bu milletin gençliğinin kafasını, beynini iptal etmiş. Neyse kahveye geldim, dinleniyorum. Ayaklarımı uzattım. Yanıma bilgisine çok güvenen bir arkadaş geldi. Bu kafayı tanıyorum ama sabrettim. Nihat sakin ol. Ve laf laf açınca birikimimi, yeteneğimi ve bunca yıl tarihten süzdüğüm üstelik eğlenceli hikayelerle Cumhuriyeti anlatıyorum. Cihan Harbi'ni, Mondros'u, Öyle ki neredeyse gün gün meclisin ilk açıldığı gün çıkartılan yasaları, başımıza gelen isyanları saat saat ve iki saat sonra arkadaş bir nefes aralığı bulup sorusunu sordu. Size aynen katılıyorum ama hocam Vahdettin bile ana dili gibi Fransızca konuşabilen büyük bir saray eğitimi terbiyesi almıştı. Şimdikilere bakıyorum da gerçekten doğru konuşuyorsunuz. Bu mudur anlattıklarımdan çıkan sonuç? Kafayı yedim. Dinlenen vücudum yeniden sinire, zehire, negatife döndü. Yahu kime anlatıyoruz? Sen ne anlatırsan anlat, milletin kafa gitmiş. Peyami Sabah gazetesinde iktidarın kucağında maaşlanıp Atatürk'e küfreden bir şarlatan var. Adı Engin Ardıç. Aklınca Cumhuriyet'le dalgasını geçiyor. Peh peh peh. Kuzey Kore'de Cumhuriyet, İran'da İslam Cumhuriyeti, yani bu Cumhuriyet ipe sapa gelmez saçma sapan bir şey demeye getiriyor. Ve aşağılık herif, bütün akademiler ve siyaset bilimciler %100 hem fikir ki Cumhuriyet'in kurulduğu yer Fransız ihtilalidir. Kral yerine seçilmiş cumhurbaşkanı yani seçim ve meclis. Meclis halkın oylarıyla seçilen vekillerle oluşur ve meclis denetleme, yargı gibi organları tayin eder ve basın hürriyetleri de cumhuriyetle başlamıştır. Milli egemenlik, halk iradesi, milli irade bütün bu kavramların çıktığı yer Fransız ihtilalidir ve Türkiye'de ilk anayasa ve sonra meşrutiyetle aydınlarımızın gündeminde Fransız ihtilali kurumları olmuştur. Ve burada devletlerin ve halkın gücüyle hilesiz seçimler yapabilmek ve bağımsız yargı organlarını oluşturabilmek marifettir. Artık kitaba da gerek yok. Yazın ka, okula gelsin. Ama cumhuriyet, bağımsızlık, meclis, milli irade dediğinizde yobazlar ve köpekler hala deliriyor. Kafa yiyor ve tımarhanelik deliler gibi konuşuyorlar. Herhalde bu tımarhane dilinden anlayan bir kitleleri olmalı. Meclis gitmiş, saraya gelmiş. Memleket hilesiz seçim yapamıyor ve bağımsız bir savcı bulamıyor. Denyo'ya bak hala kalkmış insanlığın ulaşabildiği en ileri rejim cumhuriyeti aklınca bok etmeye çalışıyor. Ankara Merkez Kızılay Konur Sokak'ta uzun yıllarım geçti. Nice insan türü tanıdık. Bir genç vardı, hırpani, direniyor ve bali çekiyor, hap atıyor ve geceleri camilerde yatıyor. Arkadaşlar çocuğa tertemiz giysiler verdi ama giymedi. Başına kasıtla sarık takıyor ve parçalanmış çok kirli bir cübbeyi hiç çıkartmıyor. Her zaman git zaman bu dilenci çocuğun İsmail Ağa cemaatinde uzun yıllar ders okudu ve fesli delik aderin de evine girip çıktı ve sonra çocuk Kur'anı da iyi bildiğini söyleyip falan ayetler üzerinden peygamberliğini dahi ilan ediyordu. Ancak ne olursa olsun karda kışta sokakta çocuğun yürek yakan halini görenler çocuğu defalarca ameteme yatırdı ve çocuk kaçtı geldi. Bir daha yatırdılar yine kaçtı olmadı. Belediye yurtlarına çocuk yatırıldı çocuk yine kaçtı geldi. İstiyor ki her gün bana bugünün parasıyla 400-500 lira verin. Bir döner ekmek ve 3 kahve ve bir de hapları alacak kadar para verin. Ve yurtta yattığında tabildottan sıradan yemek işine gelmiyor. Fazla sapını ve işsiz bohem hayatı çok seviyor. Tıpkı Engin Ardıç gibi. Uzun yıllar sonra çocuğu herkes tanıdı ve kimse yardım etmemeye başladı. Bu sefer çocuk kaldırım kenarında elleri kollarıyla deliler gibi hareketlere başladı. Mesela biriyle konuşuyormuş gibi, birine bağırıyormuş gibi ve elleri makineye takılmış gibi. Yani çocuğun kafa gitti gidiyor ama değil. Çünkü hava karardığında çocuğun deliliğini bırakıp normale döndüğünü gündüzki deli hareketlerini hiç yapmadığını gördüler. Yani çocuk bana acısınlar diye deli gibi hareketleri iş mesai hesabı kasıtla yapıyor. Çünkü böyle yaparsa para yardımı ya da merhamet edileceğini düşünüyor. Sayın Engin Ardıç, deliler gibi konuşmayı, yobazlar gibi bilimi, akademiyi, insanlığı utandıran bilgisizce saçma sapan lafları bırakın. Bir maaş için bu kadar delilik akla ziyan. Bu dönemin Dürrizadeleri, Mustafa Sabrileri, Ali Kemalleri işte bu deliller. Ve şimdi de aklınca cumhuriyet kuruldu ama kuvvetler ayrılığı yoktu, demokrasi hiç yoktu, aklınca laf sokuşturuyor. Ve terbiyesiz adam. Kurucu meclislerde kuvvetler meclisin içinden çıkar. Tarihin her yerinde yargıyı denetimi yönetecek güçler kurucu meclisin tayiniyle ve sonra kurucu meclisin perçinlenmesiyle hayata geçmiştir. Yani devrimler zaman ve süreç işidir. Ki henüz devrimin ilk günlerinde kurulan partiler arkalarına Kubilay'ın kafasını kesenlerle birlikte geldi. Kanlara helaldir fetvası veren halife güçleriyle, yobazlarla birlikte devrimin karşısına dikildiler. Ne yapacaklardı? Vatanı satanlarla komplo tezgah peşindeki adamlara tarihimizin bir mucizesi cumhuriyeti mi kurban ettireceklerdi? Ki yasaklansalar da alttan alta, bunlar dinsiz, bunlar İngilizle anlaşmış, bunlar poker kumar oynuyor, bunlar tek evlilik yaptırıp peygamberimize karşı çıkıyor, bunlar kendilerini diktatör ilan ettirdiler deyip her devrimde olduğu gibi komuta kadrosundan çıkıverdi. Ve alttan alta şeyhlerin, tarikatların, vatan hainlerinin kuklası olup yaygarayı, dedikoduyu basıp ülkeyi tarikatlara ve deri beylere teslim eden Demokrat Parti'nin önünü açtılar. Hasan Oğlan köy enstitülerini ziyaret edip burada kadın erkek birlikte ders görüyor, günaha giriyorlar deyip köy enstitülerini kapattıran zihniyeti ve tarikatları hazırladılar. Cumhuriyet test edeyle de eleştirilerek, denenerek ilerleyen bir süreçtir. Cumhuriyet yemek sepetine tıkladıktan sonra "Yahu yanlış yemek söylemişiz" deyip iade edilen bir mal değildir. Bağımsızlık üzerine kan dökülmüş ve milli egemenlik, milli hakimiyet 10 uzun yıl Çanakkale'den Hicaz'a kadar bin cephede milyonlarca askerimizin ölümüne, yani zafer çok büyük bedellere rağmen ilan edilmiştir. İslam toprakları ve Batı dışı topraklar için Cumhuriyet bir mucizedir, ilaçtır. Cumhuriyeti kurumlarıyla meclis, yargı, denetim, seçim yaşatmak her aydının ilk görevidir. Cumhuriyeti yaşatma görevi için sağcı solcu olmak hiç gerekmez. Bütün aydınların ortak sorumluluğudur. Çünkü mahkeme denetim yoksa hiçbirimiz ve fikirlerimizin hiçbiri yaşayamaz. Saraya sessiz kal. Tarikatlara sessiz kal. Yolsuzluklara sessiz kal. Yaylasından ovalarına, sahillerine, bütün ihalelerine kadar yağma ve talana sessiz kal. Sınav sorularının çalınmasına sessiz kal. Maden facialarına sessiz kal. Amerikan altın madenlerinin ülkeyi yerli işbirlikçi İslamcılarla soymasına sessiz kaldı. Ve milli iradeyi ve milli egemenliği hiçe say. Ve FETÖ'ye menzile sessiz kaldı. Ve sonra soylu cumhuriyete galis küfürler savur. Yok öyle ya mı? Maaşlanmak, dilenmek için bir delilik tutturmuşsunuz. Ama delilik artık üstünüze oturmuş. Bu takıntı karakteriniz kimliğiniz oluvermiş. Açıyorsun bütün kanallarını, istisnasız hepsi deli. Her akşam aynı lafı, aynı adamlar çevirip çevirip 20 yıldır. Cumhuriyetin ne olduğunu hepsi biliyor ancak tek tek her biri de geçinmek, maaşlanmak, ihalelenmek, kayrılmak ve iktidar tarafına geçip dokunulmazlık elde etmek peşinde. Deli numarasına yatıp insan kimliklerinin dayadığı sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Deli numarasına yatıp vatan hainlerini delidir yeridire getirmeye çalışıyorlar. Deli numarasına yatıp kafayı sıyırmış rol peşindeler hırpani solmuş, yıpranmış, fesi sarığı cübbeyi takıp hala dilenerek sadaka bahşiş oy peşindeler. Tek başına kimseye muhtaç olmadan, kimsenin köpeği olmadan yaşayabilmek ağırlarına gidiyor. Kendi karınlarını kendi yetenekleriyle doyuracak güçleri hiç yok. Hepsi istisnasız arkalarını bir yere bağlamış, kimi iktidara, kimi PKK'ya, kimi FETÖ'ye, kimi fonlara, kimi patronlara. Tek başına yaşamayı beceremeyen insanların cumhuriyeti, hukuk düzeni olamaz.'' Kimseye muhtaç olmadan yaşamaya beceremeyen insanlar köpektir, köledir, kukladır, onun bunun kapatmasıdır. Bunların cepheden kaçan dedeleri de aynı kafadaydı. Meclisin açıldığı ilk gün. Meclis kendi kurumlarını henüz kurmadan ve Ege'de İonya dahi kurulmaya başlamışken ve ortalık iç işsenlerle kaynarken bilin bakayım bunların vekili hangi kanunu meclisten geçirtmek için çırpındı ve başardı. Ankara'da içkiyi yasaklama maddesini. Mondros mütakeresi imzalanmış ve İstanbul'u Fransız, İngiliz onlarca gemiyle gelen askerleri tarafından işgal edilmişken ve Türk aydınları tutuklanıp Malta'ya sürülürken bunların dedesi bilin bakayım hangi fetva yayınladı. Kadınlarımız bundan sonra peçe takıp sokağa çıkacak. İddiatçılar gibi tek kadınla evlenmek peygamberimize hakarettir fetvasını. Mondros imzalanmış, İzmir ve İstanbul işgal olmuş, bu tarihin en kara günü Türk milletine söyleyeceğiniz söz bu mudur? aynı fetvada oruç tutmayanlar tutuklanacaktır. Aynen Engin Ardıç gibi Cumhuriyete düşman yazılarını kaçtığı Mısır'dan yazan Mustafa Sabri'nin ihanetine Türk halkı dahi mesafeli duymazdan geldi. Ve ama Mısırlılar dayanamadı. Ve Kahire halkı Mustafa Sabri'nin evini basıp yeter Anadolu'nun kahraman evlatlarına yaptığın bu iftiralar diye evini taşladı. Yani senin yazılarını sana Mısır'da dahi yazdırtmazlar ve tarihte hiçbir İslam ülkesinde şehirler, Selçuklular, Tarikatlar, Derebeylikler, Osmanlılar, Emeviler, Hive Sultanlığı, Taliban ve İran İslam, hiçbir ülkede Tayyip Bey'i iktidara taşıyan demokratik süreçler Cumhuriyet'in hazırladığı var olmadı. Şu sabah akşam kafayı sıyırıp küfrettiğiniz Cumhuriyet kurumları olmasaydı, Tayyip'in ve şürekasının bu servetleri, gazeteleri, sarayları hiç olmayacaktı. Aydınlara düşen, Cumhuriyete, atalarına, milli tarihine, kahramanlarına deliller gibi küfretmek değil, Cumhuriyet'in denetim ve yargı kurumlarına sahip çıkıp herkesi hukuk önünde yargılayabilmeyi sağlamaktır. Cumhuriyet ilga edildi mi, ifal edildi mi, bozuldu mu? Evet ama bu imtihanın sorunları aydınlardır. Başta liberaller, Cumhuriyet'in kurumları, orduyu, hukuku, mülkiye ve hukuk mektebini koruyamadılar ve ajan ve tarikatların eline geçmesine sırf götlerinin rahatlığı ve maaşları ve şöhretleri zeval olmasın diye kullanışlı aletleri ve yobaz iktidarların köpeği oldular.